anne. Aç anne, aç aç aç. Tamam, tamam anne. Tamam anne. Anne, gösterin kendinizi. Biz varız dayı. Bizi inkar edemezsiniz dayı. Gel, gel, gel. Bunlar hep benim. Bakın, tamam anne. Tamam anne. Sinir yapmıyoruz. Sinir yapmıyoruz anne. Sinir yapmıyoruz. Korkma anne. Ben anne, buradayım. Ben korkma. Onlar şimdi ben sizi buradayım. Yabancıladı ya. Tamam tamam anne. Tamam. Tamam. Anne girme. Tamam anne. Girme. Kızım hoş getirdin. Hoş geldiniz. Tamam. Siz de girecek misiniz? Şey bunlar. Bir de haber. Annem dış taraftan olmuş. Gel kız. Değil. Gel kız. Gel. Gel. Anne. 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 Hani anneniz anne? Acıktın mı? Hani anneniz? Nerede anne? Nerede anne? Nerede? Tabii ben Sevim Arkan. İstanbul doğumluyum. Hayvan hakları savunucusuyum. Üç gündür açlık grevine devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Artık bu şiddet görmek istemiyoruz. Bu canlıların da bizimle birlikte yaşama hakkı olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Sesimizi duymalarını istiyoruz artık. Şiddete hayır diyoruz. Ceza gelsin lütfen. Bu canlarımız öldürülmesin. Belediyeler görevlerini lütfen yapsınlar, tam yapsınlar. Kısırlaştırmalarını yapsınlar. Her şeyi bizim üstümüze yıkmasınlar. Bizim amacımız belli. Bunlarla iç içeyiz. Bunların var olduğunu bilsinler ya. Bunlar can. Bunların can olduğunu bilmek zorundalar ya. Bugün üçüncü günümüz. Ne kadar tutmayı düşünüyorsunuz? Ölene kadar, sonuna kadar buradayız. Yani birkaç gün sonra da burası çöp zaten çekeceksiniz. Küreğimizi de aldık. Gerekirse mezarımızı da burada kazacağız. Herkes görsün. Herkes görsün yani. Ölümüne gidiyoruz biz. Ayşe Köse. Kendimizi sokak canlarına adadık. Bilecik Göl Pazarı'ndan geliyorum ben. Dört gün önce talihsiz bir durum yaşadık. Ve yıllardır ben ve benim gibi arkadaşlarımın birçok belediyeyle sorunlar yaşıyor. Biz burada belli bir kitleyi hedef almadık. Muhalefeti, iktidarı ya da herhangi bir partili belediyeyi hedef almadık. Bizim hedefimiz devletin çıkarmış olduğu 5199 sayılı yasanın kağıt üstünde kalıp realde sahaya hiç yansımaması, kısırlaştırmaların üzerine düşülmemesi, mama odakları, vatandaşı bilinçlendirme yapılmaması, köpek dövüştürenlere yeterli cezaların verilmemesi, bir de bu canlara yapılan cezaların kabahatler kanununa sokulması bizim zorumuza gidiyor. Bunun TCK'ya alınmasını istiyoruz. Yargılamalar ona göre yapılmalı. Herkese sesleniyorum. Evet, insan için de üzülüyoruz. Bize kızıyorlar, insanları üzülmeyelim. Niye üzülmeyelim? İnsana da üzülüyoruz ama bir insan derdini anlatabiliyor. Bu kime ne derdini anlatsın? Kime ne söyleyebilir bu? Bana birisi bir şey yapsa karakola giderim. Bu hangi karakola gitsin? Bana birisi bıçak çekse acile götürürler beni. Bunu kime götürsünler? 7/24 belediyeler diyorlar ki bizim işte iki tane veterinerimiz var ama 7/24 açık bir veteriner bulamıyorsun. Bir polis otosu bile bir kaza yapsın. Köpek, kedi arabasına koymaktan aciz. 153'ler hiçbir iş yapmıyor. RM'lere gönüllülerin birçok yerde girişleri yasak. Çekim yasakları var. Güzel olan bir yerde neden çekim yasağı olsun? Kötü olan yerde, korkulan yerde çekim yasağı olur. O belediye kendine güveniyorsa çekim yasağına izin versin. Bıktık. Üstümüzden bu yükü alsınlar. Belediye kendi görevini yapsın. 5199 acil ve acil uygulamaya geçsin. Kağıt üstünden insin artık. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizi destekleyenlere sonuna kadar devam. Yok. Yani pazarlık payı hiçbir unsur yok. Dönüş yok. Vasiyetimizdir. Buraya gömüleceğiz. Hayvanseverlere sesleniyoruz burada. Ölürsek göl pazarında ve buradaki canlarımızın hiçbirini bırakmayın. Ne olur sahiplendirin onları. Cehennem buralar. Teşekkür ediyorum herkese. Peki ta açlık grevini sürdürmeye kararlı mısınız? Kesinlikle kararlıyım. Kesinlikle kararlıyım.